İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün sonbaharın güzel bir günündeyiz. Pazar günü öğle saatleri sizlerle farklı bir ortamda, yani daha öncekilere göre biraz daha farklı bir ortamda, açık havada, bu baharın güneşli güzel gününde daha spor bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Evet, tahmin edeceksiniz, zaten daha önce Twitter'dan da duyurdum. Günümüzün konusu, önemli konusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, daha doğrusu saraydaki CHP'li haberi üzerine kopan büyük bir fırtına. Şimdi bununla ilgili tabii çok çeşitli şeyler söyleniyor, herkes konuşuyor, suçlamalar yapılıyor. Ama bakın, size bir şey söyleyeyim. Bu iş gerçekten çok ciddi bir kumpasa dönüşüyor ve bu kumpas tuhaf bir şekilde hasta faili olmayan, yani planlayıcısı belki tam olarak olmayan, biraz kendiliğinden gelişen ve daha sonra kumpasa dönüşen bir operasyon gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bakın, en başta şu var, yazıyı yazan kişi Rahmi Turan. Rahmi Turan 50 yılı aşkın süredir gazetecilik yapıyor. Efendim, habercilik türü, gazetecilik yapma şekli eleştirilebilir. İşte böyle bana göre biraz abuk sabuk, biraz da hakarete dayalı bir takım yorumlar falan yapılıyor ama sonuçta Rahmi Turan haberin ne olduğunu bilir. Bunun karşılığında neler olabileceğini de hesaplayacak kadar bu meslekte deneyim sahibi. Onun için yani Rahmi Turan efendim işte bunu bilerek yaptı, kumpasa ortak oldu falan demek bana göre çok yanlış. Ha, bazı izleyicilerim ya Rahmi Turan konusunda yanılıyorsun, destek çıktın falan diyorlar. Bakın, mesele destek çıkıyor olmak, bir duygusal nedenlerle arkasında durmak falan değil. Ben gerçeği size söylemeye çalışıyorum. Rahmi Turan'ın böyle bir şey yapmış olma ihtimali bana hakikaten çok zor geliyor. Ancak ortada bir tuzağa düşmek, güvenmek ve bu güveni fazla irdelemeden kullanmak daha bana mümkün gibi geliyor. Çünkü Rahmi Turan'ın bilgiyi aldığı kişi ilk başta inkar etmesine rağmen daha sonra kendini zaten ifşa etti. Ankaralı gazeteci Taner Atilla. Yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. Bu arkadaşımız aslında AKP'ye çok yakın biri. Yani saraydan çok bilgi alabiliyor. Ankara'daki bürokrasiden, bakanlıklardan, askeri bürokrasiden gayet rahat bilgiler alabilen bir gazeteci. Arkadaşımız, ben de zamanında bayağı konuşmuşluğum var. Son dönemlerde belki biraz görüşemiyoruz. Ama bazı şeyleri doğru söylediğini ben daha önceki özel bilgilerinden ya da yazdığı bazı haberlerden biliyorum. Bir de tabii yazmadıkları var. Onun için bu konularda ben çok böyle haberin yanlış olduğuna inanmıyorum. Yani hiç yok böyle bir şey. Saraya hiçbir CHP'li gitmedi değil. Ha, kim gitti? Şimdi burada tabii olağan şüpheli olarak ortaya çıkan kişi Muharrem İnce oldu. Sonunda da Muharrem İnce dediler. Bakın, Muharrem İnce daha haber duyulur duyulmaz ben değilim dedi. Mesela bu bana çok ilginç gelmişti. Çünkü belli ki ya ona sen misin diye sordular. İşte Muharrem İnce'nin belki oturup düşünmesi gereken bu. Ben ona yarınki korkusundaki yazımda da sesleniyorum ve diyorum ki yani Muharrem İnce lütfen otur bir düşün. Yani böyle bir olay oluyor. En sıradan insanlar bile, bırakın Ankaralı siyasetçiyi, CHP'liyi ya da işte siyasetle ilgilenen AKP'si, şusu busu. Ya sıradan insanlar bile ki ben şu son 3-4 günde bana da nereden baksanız 30-40 kişi sormuştur. Yani yolda durdurup bile sormuştur. Bütün bu soranların ortak özelliği şu oldu. Hemen hemen tamamı. Ya Muharrem İnce mi? Şimdi neden? İşte o halde demek ki Muharrem İnce oturacak ve şunu düşünecek. Arkadaş, ben ne yaptım? Niye bu hale düştüm? Niye insanlar bunu benim yapmış olabileceğim konusunda olağan şüpheli haline düşürüyor diye düşünmesi lazım. Bu bir tarafa koyalım. Şimdi bu olay Muharrem İnce'yi yok etmek için yapılmış bir CHP operasyonu. Bu bana en uzak ihtimal geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Muharrem İnce'nin görüldüğü kadarıyla CHP içinde tekrar genel başkan olabilme ihtimali çok düşük. Yani kendisini belki tekrar Cumhurbaşkanlığına aday falan diye görüyor ama bunun olması hakikaten %1 ihtimal bile değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi eyvah Muharrem İnce gelecek, Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir paniğe kapılmaz. Ayrıca bırak Cumhurbaşkanı adayı olsun der, yani ben Kılıçdaroğlu'na bakarım. O da der ki ya, parti bende olduktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olsun. Seçilebilir mi? Seçilebilir ya da seçilemez, orası ayrı, ama yani böyle bir ihtimal yok. Ne genel başkan olma ihtimali var şu aşamada, ne de Cumhurbaşkanı adayı. Ama bakın, şimdiki durumdan sonra bence Muharrem İnce için az da olsa umut doğdu. Hani diyorlar ya efendim,
bu kişi Muharrem İnce olsa bile, yani sarayın desteklediği, Tayyip Erdoğan'ın desteklediği adama biz niye güvenelim? Ya da Tayyip Erdoğan nasıl destek verecek? İşte böyle verecek. Yani eğer şeye bakarsanız, böyle verecek işte. Neden böyle verecek diyorum? Çünkü çıkıp da Muharrem İnce'yi destekleyin, CHP'nin başında keşke Muharrem İnce olsa falan demez ki. Ama böyle bir operasyonla birdenbire hem onu mağdur duruma düşürür, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne Muharrem İnce korkusuna kapılmış ve ona karşı kumpas hazırlığı içindeki parti gibi gösterirsin. İşte bu genel öfkenin sonucunda da bir bakmışsınız, Muharrem İnce partinin genel başkanlığına doğru yürüyor. Onun için yani bu şey değil. Ama aynı şekilde bu CHP genel başkanına yönelik bir komplo derseniz, bana göre o da yanlış. Çünkü böyle bir komplo ile Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı yerinden olmaz. İnanın olmaz. Niye? Çünkü yani bir, inandırıcı olmaz. İki, o zaman için içinde sarayın olması lazım. Saray da yani bu iş için çok kılını kıpırdatmaz. Çünkü hani belki biraz ayıp kaçırmış gelecek ama yani ben olsam Kılıçdaroğlu'nun gitmesini ya da bugünkü CHP yönetiminin gitmesini istemem ki. Çünkü niye? Yani ben Cumhurbaşkanı olarak canımın istediği gibi davranıyorum. Türkiye'ye istediğimi yapıyorum. İstersem savaşa sokuyorum. Efendim parlamentonun varlığını yok sayıyorum. Parlamentodan almadığım bir yetkiyi kullanarak Suriye'de operasyon yapıp oralarda askeri birlikler bulunduruyorum. Dünyaya kafa tutuyormuş gibi görünüp içeride muhalefetin canını okuyorum. Muhalefetten tık tık çıkmıyor. Ben daha ne isteyeyim ki yani? Niye değiştirmek isteyeyim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini ve başkanını? Ama sürekli içeri nifak sokarak, sürekli kavga çıkararak bir yol almaya çalışırım. Çünkü neden? Bir seçime doğru gidiyoruz bence. Efendim bu seçim çok hızlı bir baskın seçim. Hatta süper baskın da olabilir ama bir yıl içinde de olabilir. Yani seneye bu zamanlar biz tekrar bir seçim yapmış ya da yapmak üzere olabiliriz. Yani ben bu konuda hani efendim sen hep ısrarla söyledin, bugüne kadar da hala söylüyor musun? İşte süper baskın, seçim gelecek gelmeyecek. Ya bunlar hepsi olabilir bakın. Yani az ihtimaller değil. Ve Tayyip Erdoğan böyle bir aşamada muhalefet partisinin şiddetle yıpratılmış olmasından da müthiş bir avantaj sağlayabilir. Bunu bir kere söyleyeyim. Şimdi burada başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi burada bazı gazetecilerin tavrı da çok açık söyleyeyim. Beni çok rahatsız etti. Yani ortada böyle bir olay varken, örneğin Uğur Dündar'ın daha olay gecesi bir televizyon istasyonuna mı bir yere, CNN miydi? Bir yere bağlanıp da ben, bilgi bana da geldi. Ama ben işte sorumlu gazeteci olarak, işte araştırmacı gazeteci olarak aldığım bir bilgiyi hiç dört yere çek ettirmeden yayınlamayan bir gazeteci olarak ben bunu yapmadım dediğiniz zaman, siz hem Rahmi Turan'ı komplo içinde olmakla hem de bu olayın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanmış bir komplo olduğunu söylemiş duruma düşersiniz. Gerek var mı? Aynı şekilde Candaş Tolga Işık isimli bir gazeteci daha var. O da Posta'da yazıyor. O da aynı şeyi söyledi. Şimdi Uğur Dündar'a bilgiyi Taner Atilla'nın verdiğini öğrendik. Yani o zaten söyledi. Biz, muhtemelen Candaş Tolga Işık'a da acaba o mu verdi? Ya da ona da başka bir kaynaktan mı geldi? Onu da tam bilemiyorum bakın açıkçası. Yani ona da başka biri söyleyebilir. Çünkü yani bunlar yayılmış da olabilir Ankara'da belli isimlerde. Fakat burada yani bundan pay kapmaya çalışır gibi. Yani ben de biliyordum ama yazmadım. Bakın ben ne kadar sorumlu gazeteciyim. Bakın Uğur Dündar da bu konuda bence doğru düşünmüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bazı haberler vardır. Çek etme imkanınız yoktur ama doğrudur. Bilirsiniz doğru olduğunu. Ya söyleyenden dolayı bilirsiniz, ya o günkü ne kadar ki bütün deneyimleriniz, yaşadıklarınız bunun doğru olduğunu size gösteriyordur. Şimdi efendim gazetecilik meslek etiği olarak bunların ona rağmen çek edilmesi lazım mı? Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Bir an gelir ki bunu yapmayabilirsiniz. Bunun örnekleri çok. Dünyada da çok, Türkiye'de de çok. Bakın Amerika'da haber kaynağını açıklamadığı için mahkum edilen gazeteciler var. Bunlar yaşandı hep. Vermiyor. Çünkü neden? Doğruluğuna inanıyor ama yalanlanıyor. Bakın şimdi öyle bir durumla karşı karşıya geldik ki, diyelim Taner Atilla'nın iddiasının yazılmış haline göre, yani Rahmi Turan tarafından yazılmış haline göre saraya bir adam gidiyor, CHP'li. Bu CHP'nin Muharrem İnce olduğu söylendi. Şimdi adam diyor ki Taner Atilla, saat saat veriyor, plakasına kadar veriyor. Şu araçta, şu plakada araçta girildi, şu plakada araçta da çıkıldı diye. Doğru mu? Doğru olabilir. Ama ne oluyor? Muharrem İnce diyor ki ben değilim. Aynı anda sarayda bir açıklama yapıyor. Böyle bir şey külliyen yalan. Şimdi bu andan itibaren bunu doğrulatmanız kolay değil. Ancak ya içeride başka bir adamınız olacak, çıkacak, ifşa edecek. Ya da
birisi bir fotoğraf çekecek işte içeride görüşürlerken diye ki o görüşmenin de belirtilen gün ve saatte olduğunun da kanıtı olacak. Şimdi böyle bir sıkıntılı bir durumla açıkçası karşı karşıyayız ama ben olmuştur da olmamıştır da diyemiyorum bakın açıkçası. Sadece buradan şu sonucu çıkarmak istiyorum. Büyük bir ihtimalle seçime doğru giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini tuzağa düşürmesine hiç gerek yok. Bu olayı derhal kapatmak zorunda. Yani genel başkan da bunu sürdürmesin. Cevap vermeye de artık kalkmasınlar ve bu olayı bitirsin. Çünkü neden? Bir sonuç alınamadı. Biri kumpas hazırladıysa bile bir sonuç alınamadı. Gerçi bu kumpas bana saray kumpası olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü tam cemaate yakışan eylemlerden biri. Onların çok becerdikleri işlerden biri. Yani ortaya böyle bir şey koyuyorsunuz. Bu doğruya yakın bir şey oluyor. Kafaları karıştırıyorsunuz ve aradan siz sıyrılıp çekiyorsunuz. Yani bir cemaatvari operasyonla karşı karşıya olabiliriz. Ama üzerinde durmak, bunun suçlusunu aramak, fail ortaya çıkarmak ya da bu fırsat bu fırsattır deyip beğenmediğim bir takım insanları da partiden uzaklaştırmaya kalkmak yapılabilecek hataların bana göre en büyüğüdür. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı bu konuda son derece sağlıklı, soğukkanlı, serinkanlı olmak durumunda partisini toparlamalı ve kurultay hazırlıkları devam ederken buna gölge düşürecek mahalle ve il, ilçe, delege seçimlerinde başka tür olaylara medyaya sebebiyet vermeyecek bir şekilde durumu götürmelidir. Aksi takdirde eğer bu krizi yönetemezlerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok aleyhine olur ve bir baskın seçimle karşı karşıya kalırlarsa bir aday bulmakta büyük zorluk çekerler. Bırakın Cumhurbaşkanı adayını, milletvekillerini seçerken bile çok zorlanırlar ve seçimde de bir varlık gösteremeyebilirler. Böyle bir tehlike var. Bu tehlike hepimiz için bir tehlike. Yani burada ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ya da değilim ya da işte ona oy veririm bunların önemi yok. Bakın herkes gidiyor çünkü burada artık hangi görüşten olursa olursun muhalefet olarak bir şekilde tavır koymak gerekiyor. Bu tavır bu iktidarı bitirmeye yönelik olmalı. Aksi takdirde bütün umutlar, beklentiler boşa çıkacaktır. Yapılan bütün mücadeleler de bir anda yok olup gidecektir CHP'nin içine düşürüldüğü bu tuzak. Tuzağı görmek gerekiyor. Şudur suçlu, budur suçlu diye uğraşmak yerine derhal bu işten uzaklaşmak yapılacak en akıllıca iş diyorum. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Böyle bir açık havada, biraz değişik bir ortamda, biraz da böyle hareketli halde işte bir yeşillikler, bir binalar, bir arabalar gözükerek belki. Ama açık söyleyeyim, benim de hoşuma gitti. Yani kapalı bir yerde yapmaktan daha keyifli geldi bana. Biraz daha zor oluyor çünkü ses düzeninizi ayarlamak zor oluyor. Etrafta insanlar oluyor, ne yaptığınızı da anlayamayabilirler. Dış sesler gelebilir, işte inşaatlar var falan. Evet, hepinize tekrar iyilikler, esenlikler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hafta içinde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.